Evet, yeni bir videodan herkese merhaba dostlar, selamünaleyküm. Şimdi gece saat 4 gibi limandan çıktım. İşte saat 6.30 gibi 7'ye doğru buraya geldim. Yaklaşık 2.5-3 saat sürdü. Şimdi burada takımlarımı falan hazırladım. Bugün ilk gün, 3 gün denizde kalacağım. Tek başıma çıktım. Bugün ilk etapta jig yapacağım. İşte ölü kalamar falan var. Onlarla bir deneme yapacağım. Biraz bölgeyi gezeceğim, tarayacağım. Ondan sonra da Allah nasip ederse inşallah akşama galım takım atacağım. Galım para gedi atacağım. Sonrasında yine büyük ihtimal cumartesi günde yine jig yaparak geri dönmeyi planlıyoruz. Bakalım bir aksilik çıkmazsa 3 gün denizdeyim. Şimdi işte yavaştan önümde yaklaşık 2-3 nokta var. Oralara baka baka en son yerde balık aldığım noktaya gideceğim. Onun öncesi tabii 3-4 nokta var. Takımlarım burada. Jiglerim var. Ondan sonra silikonlarım var. Tie rubber var. Sonrasında işte burada ölü bir kalamar var. Daha bunun devamı da var burada dolapta. Burada. Yani kısacası cephanemiz sağlam. İnşallah tek şey balık yazdırmak. Bakalım. Şimdi yavaştan çıkıyorum. İşte burada bir Slojik takımım var. Bir de burada büyük bir makinem var. Bununla da büyük balık yazdırırsam ona indireceğim. Kalamarı indireceğim. Geçen sefer kaçırmıştık. Bakalım onun için büyük makineyi çıkarttım. Yani cephanemiz sağlam. Şimdi yavaştan Bismillah diyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Ondan sonra balık yazdırdım ve tekrar kayıt altına alırım. Hadi bakalım. Bana rastgele, size de iyi seyirler. Evet. İlk noktadan bir şey aldık bakalım arkadaşlar. Biraz balona mı benzer bilemedim de. Bakalım. Bayağıdır attım 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 almadı. En sonunda aldı. Yaklaşık 1,5 kilosu var. Hadi bakalım, siftah ettik. Allah bereket versin. Evet, yazdırdık bakalım hayırlısı. İnşallah kandırırız. Yapma şunu ya. Kalama gevşek. Allah'ım ya Rabbim ya. Gördünüz değil mi? Kalama gevşek. Kurtuldu ya. Almaz artık. Bir daha balık almaz burası.
Yine büyüktün. Nedir bende bu şanssızlık ya? Nasıl çıkarsın ya? Silikonda da bir şey yok. Bir daha deneyelim bakalım. Bu ara şanssızlık diz boyu bizde. Allah'ın izniyle şimdi alacağız. Balıklar çok büyük. Belki inerken bile alabilir. Evet, yükseldi. Bitti. İlk defa bir balığın bu kadar ciddi takip ettiğini gördüm. Evet, bakalım buna ne diyecekler. Şimdi indiriyoruz. Şöyle yazan balıkları göstereyim arkadaşlar size. Gerçekten çok kalın balıklar. Bak. Şu ince çizgi benim. Balık bayağı bir yükseldi ama sonrasında maalesef almadı. Evet, kalamarı indirdim bakalım. Evet, aldım arkadaşlar. En sonunda aldım. İnşallah Allah'ın izniyle tekneye almakta nasip olur.
Hadi oğlum. Son 20 metre. Neymiş bu ya? Lavuk değil. Ha. Lavuk mu acaba? Evet. Güzel bir lavuk geliyor arkadaşlar. Aman. Gitme. Gitme gözünü seven gitme. Gel. İğneden çıktı ya lan. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum da. Bu ne? Bu pörtlek. Oo maşallah be. Allah Allah. Olan bir liman. Şükürler olsun Allah'ıma. Hayda. En sonunda aldık. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani tuttum daha önce de. Bir defa kaçırdım. Bir defa kaçırdım. İğnenin ağzından çıktı. Yani normal çünkü benim iğneler hani buna göre çok ufak. Toplu iğne gibi kalı. Sonunda almayı başardık ya. Allah Rabbim nasip etti. Biraz önce kalamarı yiyen buymuş. Ağzından kalamar çıktı. Benim kalamarı yiyen buymuş. Belki de benim jiki geçen sefer patlatan da bu. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum da. Dostlar. Ah! Allah, tekne sallandı ya. Oh, neyse durak olsun bu. Bunun icabına bakacağız, bir tartacağız bunu. Maşallah, subhanallah. Koç. Hadi bakalım, devam. Kalamara gönderdim bakalım arkadaşlar. Şimdi başka yerdeyim. Orayı bir rahat bırakalım biraz. Şimdi başka yere geldim, bakalım burada neler olacak.
Vallahi ya. Şaka gibi ya, film gibi ya. Yükseldiler. Silikon gönderiyorum şimdi bakalım. Yükseliyorlardı, buna hiç tepki vermiyor. Hangi
TL para geldi buraya. Yarın para geldi ya. Gece atarım buraya ben. Evet arkadaşlar, şimdi kariyer başladı. Koya geldim. Biraz dinleneceğim. Hak ettik artık. Çünkü balığımızı yakaladık. Allah bereket versin. Buna şükür. Bir tane de kara balığımız var. 1,5 kiloluk. İşte şimdi biraz dinleneceğim. Ondan sonra akşama doğru para gedi yemleyeceğim. Yarın işte sabaha doğru para gedi atacağım. Canavarımız burada. Maşallah, subhanallah ya. Onun güzelliğine bak. Yaklaşık, yani terazi düzgün tarttıysa herhalde bir 20 kilosu var. Ne kadar? 1,5 metre var boyu, uzunluğu. Çok şükür Allah'ıma. Aldık ama zorla. Şöyle göstereyim bir. Ağzının içini göstereyim. İşte bu pörtlek, yani çok böyle restoranlar tarafından tercih edilen bir balık değil ama sonuçta somet balık, yani satarsam yani çok böyle değerinin altında fiyat verirlerse hiç satmam, götürürüm eve, parçalarım, çocuklarla kendimiz yeriz, atarım dolaba, bir ay boyunca yeter bu bize. Bakalım hayırlısı. Şimdi akşama doğru para kedimizi yemleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi yattık, dinlendik, biraz kendimize geldik. Şimdi para kedimi yemlemeye başlayacağım. İşte burada yanımda getirdiğim deli kalamarlar var. Bir tane şöyle büyük bir kalamarım var. Fakat bunu indirmeye yapamıyoruz. Çünkü gözleri falan gitti artık. Bunu birkaç defa kullanmıştım ben. Bunu yem olarak şey yapacağım. Yarından sonra burada olacağım için ben yine yanıma 5 tane şöyle iri boylardan kalamar ayırdım. Bunları jikle indirmeyi düşünüyorum takımla. İşte diğer boylar da bu şekilde. Bunlar da güzel. Yaklaşık bunlardan en az bir 100 tane yemleyebileceğim şekilde pay pay keseceğim, parça yapacağım. Ondan sonra yüzü yine olsa yeter. Bir yer var. Oraya atacağım zaten denemek için. Eğer olursa yine İzmir'e kalamar söyledim. Yarına, işte önümüzdeki günlerde yine gelirim. Daha çok takım atarım buraya. Ama denemelik bir yerim var, taşım. Onun kenarına şöyle bir yüz yine atacağız bakalım. Hayırlısı inşallah, hayırlı bereketli olur. Şimdi yemleyeceğim. Sabah şu an hava bayağı bir esiptir. Sabah kaç gibi, burası derin su olduğu için çok erken atmaya gerek yok. 6 gibi falan atsak yeterli. Yani gün hava aydınlanmadan, balon piyasaya çıkmadan hemen takım atmam lazım. Sonra 1-2 saat dursa ondan sonra yeterli. Sonra da kaldırırım. Bakalım, yaklaşık 100-110-120 o bölgeler atacağım. Ona göre işte bir hazırlık yapacağım şimdi. Hadi bakalım, ben yavaştan yemlemeye başlayayım. Evet, para kedimizi yemledik arkadaşlar. Tam 100 iğne. İnşallah Rabbim hayırlısını verir. Emeğimizin karşılığını alırız. Bakalım hayırlısı. Sabah 6 gibi yavaştan çıkacağım. Atmaya başlarım, ondan sonra da toplarım. Şimdi saat kaç oldu? Yaklaşık 9'a gelmek üzere. Biraz otururum, ondan sonra da yatarım artık. Hadi bakalım. Gece atarken görüşürüz. Şunların güzelliğine bak ya. Maşallah maşallah. Hepsi el emeği, göz nuru. Ben bile yediyorum bu kalamarı vallahi. Balıklara verip durun. Hadi bakalım, görüşürüz.
Evet, herkese tekrardan merhaba, selamun aleyküm. Şimdi sabah 6 gibi bir niyetlendim, çıktım koydan. Yani yarı yola falan varamadım herhalde. Hava felaketti. Yani bir de atacağım yerde biraz açık. Yani hadi para gede atılır o havada. Fakat Mera çok kısıtlı bir yer. Yani tam yerine düşüttüremem diye. Ondan tek başına olunca bir de yan dalga alıyorsun. Sürekli kayacak tekne. Ondan sonra baktım havada şimşek laptırı. Dedim dön geri Ozan. Hani dedim riske atma. Ondan şimdi koya geldim. Sanki biraz kaldı gibi bakalım ama bu sefer de işte hava aydınlandı. Hava aydınlandı mı da balonlar ortaya çıkıyor. Bu beyaz yeme zaten bayılıyor bu balon. Bakalım karar veremedim. Şimdi hafiften yağmur başladı. İşte, hava da gürüldaptır zaten. Yani geceye mi bıraksam, nasıl etsem, biraz sonra atsam mı acaba? Yani gündüz oldu mu balon bunu, bu takımı mahveder yani. Onun için işte gittim. Aha, yağmur başladı. Bakalım şimdi koydayım. Biraz duracağım. Şu yağmur bir yağsın geçsin. O zaman hava biraz kalır. Yani gideceğim. Belki atarım. 1-2 saat sonra toplarım. Belki atmam. Yarına saklarım. Yani geceye. Bakalım hayırlısı. Kısmet değilmiş atmak şimdi. Ama bir türlü atacağız yani bunu. Öyle ya da böyle. Böyle kalmayacak bu. Yüzü yine zaten. Yani önemli olan paragediye atmak değil. Doğru yere atmak. Doğru yere düşürmek takımı. Yoksa yani bütün emek boşuna. Hani burada da öyle bir her yer balık yapmıyor. Belli bir yer yapıyor. İşte oraya takımı düzgün düşürmem lazım. Bakalım şimdi şu yağmur geçsin. Yağmur geçince bir hava biraz sakinleşir kalır. Ondan sonra bir çıkarım. Bir cihazdan gezerim biraz atmadan önce. Eğer balon yoksa atarım. Bir 1-2 saat yemlendiririm. O ara ben de jig yaparım. Ama dün mesela bir arkadaşım vardı. O da şeyle canlı kalamarla indirdi. Ama 3 tane kalamarı vardı. Üçünde balon yemiş. Yani bana denk gelmedi ama olmaz diye de bir şey yok. Balon var buralarda. Hem de büyükleri var. Bayağı sağlam. Bakalım şu bir yağmur geçsin de. Hava biraz deniz sakinler. Ondan sonra yavaştan çıkacağız işte. İnşallah balona yakalanmayız. Havada kalır. Şimdilik koydayız. Biz buna yat havası deriz. Bakalım. Burası açık. Ama arkadan sağlam geliyor. Yani şu havanın bir geçmesi lazım. Eğer bu hava rüzgarla birlikte karışırsa ortalığı mahveder. Hadi bakalım. Ben biraz daha bekleyeyim. Allah Allah. İyi ki de geri dönmüşüm valla. Ortalık kuban oldu. Dolu yaptırı. Arkadaşlar hava biraz sakinledi, kaldı. Bakalım şimdi yavaştan atmaya başlıyorum. Hiç atmamaktansa, teknede durmaktansa atmak iyidir. Ortalık karıştırır bayağı dönüşte. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
getirdim arkadaşlar. Bakalım inşallah hayırlı bereketli olur. Böyle yan paraket atmak hiç uyum değildir ama burası için attık. Şimdi saat 8.30. Biraz böyle dursun, saat 9-10'a doğru toplamaya başlar. Havada biraz kalır o zamana. O zamana kadar tabii şey yapacağız. Jig koşturacağız. Ama deniz sağlam. Hadi bakalım. Rast gel inşallah. Bakalım jigde bir şeyler alırsam yine kaydederim. Hadi bakalım. Bu havaya rağmen yazdırdık. İnşallah nasip olur. Ama tekne durduğu yerde durdu yok. Evet, yükseldi. Döndü yok bile ya. Bırak durmayı. Neyse. Toplayalım. Evet, hayırlısıyla şamandıra'yı aldık. Bakalım. Neler bekliyor bizi? Yani ben de bayağı meraklıyım. Kesmiş. Öbür tarafta şamandıra taşa takılmıştı. Koptu geldi. Bakalım. Tam balık alacağım yerde balon kesmiş ya. Canım sıkıldı. Ne bak, bomboş tekkeli para geldi. Bu balondan kurtuluş yok ya. 100 metreden ya. Tam da balık alacağım yerler ya. Leoz mavuzu aldım. Sinari de aldım yerlerdin ya. Şu taraf. Hadi bakalım, devam.
Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya. Para gedi şey, para gedi git demiş. Jig boşta, Allah'ım diyorum ne olup durup bu jige diyorum ben. Dedim herhalde bir yere takıldı. Neyse çektim. Hani jige bakayım diye bir baktım. Jigde balık var. Ama öyle böyle değil. Basmıyor şeye. Yani balık yakalandığının farkında değil. Ben de balığı yakaladığımın farkında değil. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Gelmiyor ya. Ya acaba dedim ben. Benim kopan para gedi buradaydı. Para gedi. Para gediye mi dolaştı dedim. Var bunda bir şey ya. Yani. Balık ama. Aynen de. Batos mu bu ya? Allah Allah. Bu neymiş böyle ya? Vallahi batos gibi. Batos işte. Allah. Şimdi de buldu beni ya. Para gedi. Eyvah. Of. İşte bazen çok merhametli olmamak lazım. Hayvanı kurtaran diye kakaş çakmadım. Hani dedim ki gitsin varsın dedim ben. Para gediyi alın. Para gediyi kurtaran. Bir de jikimi alın dedim. Koparttı gitti. Jig de gitti, paraketi de gitti. Eli de kestirdik. Yani çok merhametli olmayacaksın. Bazen kesin kararlar vereceksin hemen. Ne olması gerekiyor? Kakıcı vurup geçeceksin. Gördünüz mü yok? Çünkü fark ettim. Balık şey. Bir yere takılıyor yani. Vatos, ufacık vatos ne olacak? Şeker gelir. Allah'ım ya Rabbim ya. Taşa sürttürmüş zaten. Neyse ben bir daha jig atayım bari de şu para gediği alabilirsem alayım bari. Para gediği alırsam matos da onun üstünde, jig de onun ağzında. Bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar, boya tekrar geri döndüm. Şimdi olanları gördünüz siz de. Vatos şeyi aldı. Jiki aldı. Aynı zamanda para gediye de dolaşmış veya para gedinin iğnesi de mi ağzında bilmiyorum artık. Elim de kestirdi. Para gedi de aşağı takıldığı için iğneyi çıkartayım dedim. Ondan sonra para gedi geri açılınca balık vatos geri gitti. Kakış da vurmak istemedim. Neyse sağlık olsun. Üzülmeye gerek yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu gece de burada kalacağım. Ondan sonra yarın sabah bir tekrar bakacağım oralara. Öğleden sonra da hava olacak tekrar. Öğleyin artık yavaş yavaş dönerim. Şimdi işte yani aslında balık var. Yemiyor. Akıntı çok. Havalar tam değil. Düzgün değil bu hafta.
Sabah doğudan esiyordu, sonra kariyerle çevirdi derken öyle oldu. Şu an bile koydayım, burası bile esiyor. Bakalım, yarın sabah görüşürüz. Ben bir şeyler yiyeyim biraz. Lideri değiştirdim şeyini, takımın. İşte bakalım hayırlısı. Yarın yeni gün, yeni şans. Hadi bakalım görüşürüz. Bakın havaya nasıl esip duruyor. Koyun içi burası. Dışarısı 56. Hadi bakalım. Yeni gün, yeni şans. Bir balık değil. İşte kara balıktan bangir var, onları vereceğiz.